15 Temmuz şehitlerinden Mahir Ayabak o gece şehit olduğunda 16 yaşındaydı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda hainlerin kurşunlarıyla şehit düşen Mahir'i bir de ablası Zehra Ayabak'tan dinleyeceğiz. Bugün biz ayrılan bölümü kapatacağız. Yeniden yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ezan dinmez diyen, bayrak inmez diyen, şehit ölmez diyen birileri var, birileri var. Şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez. Şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez. Kayla Zehra ben. Şehit Mahir Ayabak'ın ablasıyım. En geç şehitlerimizden biri Mahir. 16 yaşında şehit oldu. Mahir çok yardımsever bir çocuktu. Nasibinde böyle varmış. 16 yaşında şehit oldu. Şöyle çocukluğundan beri her zaman asker olacağım diye büyüdüğü için babam da onu her seferinde asker kıyafeti alıyordu. Her yaşında bir asker kıyafeti alıyordu çocukluğundan bu yana. O dönemde de bir çok yakın sevdiği bir ağabeyi şehit oldu. Yaşı da o zaman çok küçüktü. Hep aklıma onu getirerek ben de büyüyünce şehit olacağım. Çünkü onun adını hep kendisi de yaşatmak istiyordu. Anne, kahramanlar yaşıyor. Her zaman yoklarsa bile her zaman adları var oluyor. Ben de isterim ki büyüyünce şehit olayım derdi. O dönem biz hep böyle kızardık ona. Daha hayallerin var, büyüyeceksin, iş adamı olacaksın falan diye ama bazen çocuklar hisseder. Mahir o zamanlar hissetmişti. Ve 16 yaşında vefat etmeden önce, birkaç ay öncesinde böyle birazcık resimlerle falan uğraşıyordu. Helikopter ve tank çiziyordu. Polis arabası, helikopter, tank hep bunları çizerdi bir dönem. Ne istiyorsa onu olsun diye düşündük ama hani askerlik böyle 20-21 yaşlarında, günümüz gençlerinde 20-21 yaşlarında gelen bir gruptu. 16 yaşında olması çok ansız oldu bizim için de. Şehit olacağını bile bile gittim Mahir o gece. Biz kendisini kardeşten ziyade, abla kardeş ilişkisinden ziyade çok yakın arkadaştık. Benim en yakın arkadaşımdı. Güvenebildiğim tek arkadaşımdı. Bütün sırlarım her zaman ondaydı. Birbirimize de çok benzediğimizden ve birazcık da boy olarak benden cüsseli olduğundan beni kendisini abi olarak görüyordu. Ve ben de hani abi kelimesinden çok fazla hoşlandığı için abim demezdim ona. Ya sen abiden de ziyade babam gibi adamsın derdim. Ben sadece bir kardeşimi kaybetmedim. Ben aynı zamanda bir arkadaşımı, diğer yanımı kaybettim. Hepsi umut saçanlardı, arşa kucak açanlardı, turna alıp uçanlardı, uçup uçup gittiler. 15 Temmuz gecesinde biz hepimiz evdeydik. Annem de erkek kardeşim gelsin hep birlikte çıkalım dedi. Fakat Mahir o gün annemin kapıda gördüğü gibi beni dışarı salmaz, benim gitmem lazım diyerekten arkadaşlarıyla beraber farklı bir yoldan, yolu uzatarak Atatürk Havalimanı'na yürümeye başlıyor. O gün arkadaşlarıyla birlikte hatta dalga geçercesine söylüyor. Hayırdır cihata mı gidiyorsunuz? Ben cihata gidiyorum çünkü der. Hatta havalimanının girişinde halamızın oğluna rastlıyor. Sizler büyüksünüz, çoluğunuz çocuğunuz var. Bizler genciz. Biz bırakın da biz önden gidelim. Sizin çoluğunuz çocuğunuz varken burada durmanıza müsaade etmeyiz diyerekten onu göndermeye çalışıyor. Kuzenimiz de bu lafı işitince geri dönüyor. Madem siz buradasınız ben geri döneyim diyor. Eve varmadan Mahir'in haberi geliyor. Biz bize de tabii o anda kendisinin havalimanında olduğunu bilmediğimizden ya kapı ayağından vuruldu diyorlar. Tam olarak vefat ettiğini de söylemiyorlar. Ayağından vuruldu diyorlar. Biz de ölüm haberini çok ani bir şekilde almış olduk. Mahir Havalimanı'nda, apronda yayın ateşi altında olduklarını fark ettiği an babamı arıyor. Baba biz burada yaylım ateşi altındayız, ben havalimanındayım, annemlerin haberi yok. Ama burası birazcık sıkıntılı, ben buradayım, bilgin olsun
diye babama haber veriyor. O esnada bir hengame kopuyor. Mahir telefonu düşürüyor. Telefonu kapatamıyor. Telefonu eğilip almak isterken tam o esnada yaylım ateşi belinden giriyor. Kurşun kalbinden çıkıyor. Ve babam da bu ana şahit olmuş oluyor. Babam da o esnada Antalya'daydı. Mahir bize bir sadece şeref bırakmadı, bir kahramanlık hikayesi de bıraktı. Yıllardır kardeşim benimle dalga geçerdi roman yazdığım için. Hep kafanda hayali bir roman yazıyorsun. Adımı yaz da, benim hayatımı yaz da roman olsun derdi. Ben de yıllardır basmak isteyerek yazdığım bir hayat hikayesi var kendisinin. Fakat 10. yılında bastırmak istedim romanını. Hali hazırda duruyor. Bir gün çok kötü bir rüya gördüm. Mahir rüyamda sakattı. Çok ağladım. Hani ilk defa Mahir'i bu kadar yakın ve gerçek bir şekilde evin içinde görüyordum. Sadece o gün şey dedi, abla sen beni yarım bıraktın sanki dedi. Neden yarım bıraktın ki dedim. Hayır sen beni yarım bıraktın ama bilmiyorsun dedi. Uyanınca fark ettim. Evet ben Mahir'in hayatını yazdım ama basarken de bazı cesaretleri kendimde alamadım. Ve Allah nasip ederse onun bana yarım gördüğü hikayeleri ben bir bütün olarak tekrardan cesaretlenerek basacağım inşallah. Sadece kardeşimle pay biçerek değil de biz 15 Temmuz ailesi olarak birbirimize akraba olduk, kenetlendik. Biz belki bir parçamızı kaybettik ama onlar bize kocaman bir aile armağan etti. Biz birbirimizi hediye olarak görüyoruz ve birbirimize tutunuyoruz. 15 Temmuz bizim için sadece zafer olarak değil, aynı zamanda bir kurtuluş olarak var. Eğer o gün bırakıp gidilseydi, siyaset değil, ülke kaybedecekti. Biz burada bir can kaybettik. Bu can da bizden çok şey götürdü, benden gençliğimi aldı. Aşk romanları okumam gereken yaşlarımda ben dava takip ettim. Hiç anlamadığım materyalleri okumak zorunda kaldım. Ben bu dava uğruna bir kardeş kaybettim. Ama aynı onun kadar sahip çıkacak kardeşler de edindim. Ve ben inanıyorum ki böyle bir kalkınma olduğu zaman aynı bu şekilde vatanını koruyabilecek bir sürü kardeşlerim olduğunu da inanıyorum. Sonuç olarak onlardan bize bir miras kaldı. Biz de bu mirası sadece diğerleri bakımından değil, kendimiz de koruyup kollayacağız inşallah. Geçip geçip gittiler, hepsini çektiler. Ezan dinmez diyen bayrakin